Clash Media kanalından herkese selamlar, bugün sizlerle birlikte Star Untrash 1.6 beta sürümünü deneyeceğiz. Öncelikle Star Untrash 2 1.6 beta sürümü normal Star Untrash bağımsız bir şekilde ortaya atıldı. Aynı oyun yapımcılar tarafından ortaya atıldı. Ee, Telegram'da link olarak paylaşıldı ve biz de biraz geç olsa da bunu indirdik. Ee, bugün 1.6 beta sürümünde neler var, bunları incelemeye çalışacağız. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam şimdi şöyle bu arada linki ben aşağıya koyacağım. Bilginiz olsun. Şöyle oynama dediğimizde burada bizi özelleştirilebilir savaş modu karşılıyor. Offline bir mod. Şöyle oynama dediğimizde hocam alan şehir, kilit köy falan karşılıyor. şöyle şimdi Alana girdiğimizde savaş boyutu 200 tamam. Rastgele manzara şöyle tamam bu rastgele olsun. Bunlarla fazla oynamayalım. Şimdi şöyle oynama dedim. Buradan orduları ayarlayacağız. Buradan orduları ayarlayacağız. Şöyle şimdi hocam Anadolu Selçuklu devleti yapalım. Buradan da Bizans yapalım hocam. Şöyle şimdi birkaç birlik silelim. Fazla kalabalık etmeyelim. Aynı şekilde bizden de biraz birlik sileceğim. Şöyle hızlıca kendime elit yapayım. Ee, elit mızrakçı, atlı elit mızrakçı yapalım hocam. Atlı elit mızrakçı iyidir. Şöyle atlı elit mızrakçı tamam. Şimdi biraz elit kılıç alalım şöyle 20 tane, 25 tane. Aynı şekilde elit okçu alalım. Elit mızrakçı falan alalım. Bizansa da aynı şekilde bu birlikleri ekleyeceğim. Hızlıca şimdi Şöyle elit okçu da alalım. 25 tane de buradan alalım abi. Şöyle tamamdır. 76 kişilik bir birliğimiz oldu. Şimdi buradan da aynı şekilde elitleri ayarlayacağım. Hızlıca Bizans'tan şöyle elitleri seçtim. Sayılır. Sayılarını da ayarlayalım. Ardından bakalım bizi 1.6 beta sürümünde neler bekliyor gerçekten. Yani kimi videolarda gördüm ama denemek bir farklı olabilir. Oy hocam. Güzel lan. Bir dakika. Evet. Gölgelendirmeler falan filan. Süper duruyor şu anda. Ayrıca şimdi şöyle ayarlardan mesela ağaçları falan düşürebilirim bu arada. Şöyle hocam mesela şunu sıfırladığımda. Şunu sıfırladığımda. Evet ağaç maaç yok hocam ortada. Şöyle aynı şekilde şimdi otları da sıfırlayabiliyoruz bu arada. Şöyle ot bolluğunda kısa biliyoruz. Bunun altındaki butondan şöyle hızlıca gördüğünüz gibi otlar da şu anda kalmadı gibi. Hızlıca tekrardan eski ayarına çevirelim. Şöyle abi tamamdır. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. Acaba uçuyor muyuz hocam? Birazdan göreceğiz. Şimdi şöyle mesela tümseklerden atla gittiğimizde uçmasak iyidir. Sanıyorum ki uçuyoruz biraz. Yani beta olduğu için bunlar e, olacaktır. Ayrıca atla mesela ağaca doğru giderken ağacın içinden geçmiyoruz hocam. Şöyle göstermem gerekirse yani aslında at burada aslında Montant Plate varvantek e, gibi Ayarlayabilirlerdi Daha iyi mesela atın e, bir şaha kalkması olabilirdi ağaca doğru giderken. Otların arasından bazen orduları göremiyorum. Atlılar için zor olmuş aslında. Şu anda şöyle birkaç eleman kesmeye çalışalım bakalım. Evet gerçekten zorlanıyorum tümsekte. Çünkü e, yönüm biraz değişiyor gibi. Şöyle mesela tümsekten inerken bazen kargo vuruşları yapmakta zorlanabiliriz. Atlılar için gerçekten zor bir durum. Şöyle biraz attan inerek de, deneyelim. Ben beğendim ya. Gerçekten çok iyi duruyor bence. Evet şöyle girelim hocam bakalım. Şöyle Bizans elemanlarına karşı bir mücadele vermeye çalışalım hızlıca. Evet attan inince gördüğünüz gibi daha rahatım aslında ya. Yani atlılar için bir dezavantaj oldu gibi. Bu 1.6 beta sürümündeki güncelleme. Şöyle hızlıca elemanları kesmeye çalışalım bakalım. Vallahi ben beğendim. Gerçekten beğendim. Oyun kendini artık e, geliştirmeye başladı desem yalan olur. Yani geliştirmeye devam ediyordu ama biraz da e, bu konuda kendini hızlandırdı gibi. Ben yani ilişkiyi gerçekten beğeniyorum. Çok iyi. Çok iyi abi. Yani e, daha da geliştirilebilir. Daha iyi yerlere getirilebilir. Bunun için de gerekli e, her şeyi yapacaklarını düşünüyorum yapımcıların. E, şöyle mesela hocam burada bir savaşı kazandık. Biraz da farklı asker birliklerini deneyelim. Şöyle hocam birazdan farklı asker birlik birliklerinde deneyelim. Hızlıca mesela buradan yine oynama dedim. Buradan hocam e, şehir falan seçsek acaba değişiyor mu? Ona hiç bakmadım. Aynı alansa süper. Aynı alansa süper. Hızlıca girelim bakalım. Evet, sanırım burada bir değişiklik yok gibi. Veya ben göremedim. Veya ben göremedim. Şöyle biraz bakmam gerekiyor gerçi. Sanırım burada bir değişiklik yok ya. Mesela ağaç sayısını düşürdüğümde bir değişiklik olacak mı acaba? Şöyle bakalım. Hayır abi. Sadece alanda var. Şimdilik beta sürümü olduğu içindir muhtemelen. Sadece alanda bizi bir farklı grafikler, farklı bir manzara karşılıyor. Yer köyde falan filan pek e, tatmin edici bir manzarayla karşılaşmadım. Şimdi buradan mesela çöl ovası seçelim. Güneşli yapalım. Aynı şekilde alana gidelim yine. Alanda mıyız bu arada köyde miyiz nereyi seçtik. Alandayız ama mesela değişmedi. Değişmedi abi. Şimdi normalde ben çölü falan seçmiştim ama dediğim gibi aynı alana attı bizi. Ee, şöyle Mesela Hocam Buradan inmeye Bir Çalışalım Bakalım Evet Mancını Kullanmaya Çalışsak Acaba Nasıl Olacak Onu Da Merak Ettim Şu An ee, Onu Da Bir Deneyelim Hatta Çıkalım Şimdiden Deneyelim Mancını Kullandığımızda Neler Olacak Acaba Burada Biraz e, Karşılaştırma Videoları Falan Atsak mı Onu Da Yorumlarda Belirtin Abi Şöyle mancınık Ayarlayacağım Şimdi bir mancınıkları da görelim bakalım. Şöyle asker sayısını biraz azaltalım. Şunları elit yapalım. Buradan da aynı şekilde azaltalım. Tamamdır. Mancınık sayısını 50 yapalım bakalım. Neler olacak hocam? Mancınıklar acaba mesela ağaçların arasından geçebilecek mi? Onu merak ettim. Şimdi şöyle bakalım. Mancınıklar nasıl bir şey sergileyecek ben merak ediyorum açıkçası. Bir tanesini de ben tutabilirsem iyi olur bakalım. Şöyle tuttum hocam bir tanesini. Evet. Sanırım ağaçlardan geçmiyor gibi. Dur abi dur. Ben yere saplayacağım da dur. Şimdi hocam. Evet. Bir dakika. Şöyle biraz çevir. Neyse dur devam edelim. Şöyle şurada daha uygun bir yer bulabilirsem atacağım. Ha dur hocam dur. Ağaca doğru vurmaya çalışalım bakalım. Evet şu anda ağaca doğru vurmaya çalışıyorum. Vallahi hocam ağaçta patlıyor. Ağaçta patlıyor. Yani mancınıkların işi de zor. Mancınıkların işi de zor. Ee, yani şu saatten sonra en güçlü yaya birlikler savaşta kendini rahat şekilde gösterebilir diye düşünüyorum. Şöyle hocam yine açık alandayken bir daha gösterelim. Şöyle mesela hocam ağaca çarpıyor. Gerçekten ağaçları geçemiyor. Ee, o yüzden yaya birlikleri artık daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle hocam mesela nereye hangi yüksekliğe kadar atabiliyoruz? şöyle şimdi evet bu arada durmuyor lan mancınık İlerlediğimde geriye atmak zorundayım durabilmek için evet bu da böyleydi hocam şimdi şöyle hazır bir girmişken bir karşılaştırma da yapmak istiyorum ee, normalinden farklı olarak son neler gelmiş onları da tek tek açıklayayım ağaçlar artık var hocam yani ağaçlar sadece göstermelik değil şöyle gördüğünüz gibi bir önceki 1.5 sürümde ağaçların içinden geçebiliyorduk. Burada ağaçlara takılıyoruz hocam. Bir engel oluyor bizim için. Aynı şekilde gördüğünüz gibi şöyle e, zeminde de bir değişiklik değişiklik var. Otlar falan getirilmiş. Ayrıca şöyle e, kayalar falan biraz daha gerçekçi olmuş. E, atlar için zor. Atlar için artık çok zor. E, ayrıca neler geldi neler getirildi diye bakmam gerekirse yani pek bir şey başka göremedim ama e, Bu daha da Geliştirilebilirse süper olur e, Çölde aynı şekilde Allah biri Sallıyor hocam ama Çölde aynı şekilde e, Böyle bir manzara Eklenebilirse Karovalarında eklenebilirse Süper olur Bunun için bekleyeceğiz göreceğiz Bu dediğimiz gibi beta sürümü e, Üstüne eklenilecektir Muhtemelen Şöyle biraz yüksekten görüntüleyelim mi hocam. Evet. Şöyle göstermem gerekirse, aslında güzel savaş taktikleri de dönebilir. Yani gerçekten güzel savaş taktikleri de dönebilir. Bunu e, deneyelim. Bunu ileriki aşamalarda deneyelim. E, şöyle gördüğünüz gibi hocam gerçekten çok iyi bir manzara bizi karşılıyor. Bakacağız, Göreceğiz ileride e, oyuna güncelleme ile eklendiğinde neler olacak? Hani bunun üstüne ekleyeceklerdir dediğim gibi. Böyle bırakmayacaklardır. Sadece beta sürümü bizim denememiz için e, ortaya atılmış. E, şimdi şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum bugün. Şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Hızlıca girelim. Alan dedim aynı şekilde. Hocam şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Selçuklu askerleriyle Moğol askerlerini aynı şekilde bir de burada karşılaştırmak istiyorum. Daha önce yapmıştık sanırım biz bunu. Şimdi şöyle hızlıca orduları ayarlayalım. Evet hocam orduları ayarladım. 600'e 600 bakalım. Bakalım hocam ne gibi bir sonuçla karşılaşacağım gerçekten merak ediyorum. Yani diğerinden bağımsız olarak diğer normalde bunu denemiştik. Aynı şekilde alanda bir önceki sürümde denemiştik bakalım oradaki sonuçla buradaki sonuç benzer olacak mı şöyle güneşte görebiliyorum şu anda yani buradaki detay da gerçekten güzel şöyle burada da bir değişiklik yapılmış şöyle gerçekten güzel duruyor ya yani gerçekten güzel duruyor şöyle bakalım hocam bizimkiler evet üst üste ölmeye başladı Haydi aslanlar bakalım abi evet bu arada sanki burada fazladan hasar verip fazladan hasar alabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Yani bunu deneyen varsa bir benim gibi hisseden varsa bir belirtsin ya. Gerçekten 19-20 hasar bak 14 hasar aldım şu anda. Evet sanki fazladan hasar verip alabiliyoruz gibi. Bakalım hocam burada ne gibi bir sonuç bizi bekliyor? Şu anda e, durum eşit gibi. Durum eşit gibi. Bakacağız, göreceğiz. Evet eleman burada sıkışmış sanırım. Evet bir arkadan Evet bir arkadan sağlam saplıyor. Her an ölebilirim dedim ve öldüm. Şimdi zaten amaç burada savaşı izleyebilmekti. Burada amaç savaşı izleyebilmekti. Şöyle gerçekten güzel görüntüler bizi karşılıyor gibi. Yani bir dağılma var hocam. Bir dağılma var. Hani ordunun bir kısmı şurada, bir kısmı burada, bir kısmı arka taraflardadır muhtemelen. Burada bir kısmı var gibi. Evet. Güzel. İlk takviye bize geldi. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Bir de normal izleme moduna geçelim. Evet. Şu anda Atlelit Anadolu Selçuklu askerini izliyoruz. Değiştirelim. Moğol askeri buraya takılmış mı? Ne olmuş lan dur. Dur hocam dur. Ne olmuş buna? Reis ağaca Ağaca çıkma var mıydı reis? Reis ağaca çıkma var mıydı? Eleman ağaçtaydı ya bildiğin. Evet. Ağaca çıkmış eleman yani. E, beta getirmeleri iyi olmuş. Bunları görsünler düzeltsinler. Şimdi gördüğünüz gibi hocam şurada atı takip ettiğimizde mesela sanki bir e havalara uçma var gibi ya. At tümsekten atlarken havalara uçma var gibi. Yani burada biraz daha düzenleme getirilebilir. Biraz daha düzenleme getirilebilir. Başka da pek bir sorun görmedim. Az önceki ağaca çıkma e, mevzusu da buna dahil. Evet, ağacın yapraklarının oynadığını görüyorum şu anda. Gerçekten bunlar güzel görüntüler. Ya yani bunları yapabilmek, oyuna böyle ince ayarlar çekebilmek süper. Ya bunlar oyunu güzelleştirir hocam. Bunlar oyunu güzelleştirir. Şöyle şu anda ee Anadolu Selçuklu Devleti sanırım önde. Bakalım. Şurada bir kapışma var. 2'ye bir giriyorlar hocam. Haydi alırsın sen. Alırsın hocam alırsın sen haydi. Evet güzel savunma yapıyor bu arada. İki tarafta güzel savunma yapıyor. Birbirine karşı evet. Şu anda 2'ye 1 3'e 1 bizimkiler araya almış durumda. Güzel. Güzel abi. Şöyle bakalım. Evet bizimkiler hala önde. Savaş bu arada normalinden daha uzun sürüyor gibi hissettim. Normalinden daha uzun sürüyor gibi hissettim. Bunu normal sürümde deneseydik sanki şu an yarısı gitmişti gibi. Ama burada biraz daha uzun sürüyor. Çünkü tümsekler olsun ağaçlar olsun biraz engel oluyor. Ve bu da biraz e, fazladan zaman kaybettiriyor gibi elemanlara. Bakalım ne gibi bir sonuç bizi bekliyor. Ben de merak ediyorum. Bu arada hocam burada karşılaştırmalar yapmamı istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayalım. Ee, şöyle şu anda Anadolu Selçuklu Devleti önde bu arada. Bakalım abi. Bakalım neler bizi bekliyor. Şöyle normal kamera moduna da bir geçelim bakalım. Atlelit Mızrakçı izliyoruz şu anda ama izleyemiyorum bir türlü. Şöyle değiştirdim. Atlı elit kılıççı. Bakalım. Bakalım abi. Şöyle değiştirelim. Evet mızrakçıya döndüm tekrardan. Biraz daha yavaş akıyor gibi bu ya. Biraz daha yavaş akıyor gibi. FPS falan baya düşük. Burada sanırım bir grafik ayar çekmem lazım. Biraz düşürdüğümüzde acaba neler bekliyor bizi. Ağaçlar falan nasıl olacak bakalım. Otlar hala var mı? Otlar var gibi ama biraz daha grafiği düşürünce ee, pek olmadı gibi. Ama yine de güzel. Yine de güzel. Hocam bu savaş böyle bitmez ya. Vallahi bu savaş böyle bitmez. Bakalım sonunu elbet koyarım şeye, videoya. Ama uzun sürecek gibi. Bu arada 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Ee, Osmanlı Devleti'nden sonra yeni seriler de düşünüyoruz. Ee, yani bunun için sizler de varsa aklınızda bir seri alta yorumlara yazabilirsiniz. Ee, oylamaya ileride koyabiliriz. Serilerimizi oylama ile belirliyoruz hocam. Topluluk bölümünde. Ee, şu anda aklımızda 2-3 tane var. Ama daha iyi bir fikir görebilirsek e, belki onları da yapabiliriz. Bilginiz olsun bu arada 5000 abonede de çekilişler yapmayı düşünüyoruz Google Play kod çekilişi falan filan bakacağız şu an aklımda var bir şeyler üstüne ekleyeceğim şeyler de olabilir o yüzden abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın abi bakalım evet şu anda Selçuklu önde getiriyor muhtemelen buradan da kaybetmeyecektir şöyle devam ediyor hocam savaş Normalde bu savaş kim almıştı ya? Moğollar almış mıydı? Ulan normal normalde ne olmuştu onu unuttum ya. Ona da bakarız. Bir önceki videoda yapmıştık biz bunu. Bir önceki değil ama şöyle bir hikaye olmuştur sanırım. Evet burada bir kapışma var. Şu anda atlar evreye girmese bizim eleman alacaktı. Evet. Şöyle acaba merak ettim. Şu an ağaçları bir kaldırsam savaş hızlanır mı ya? Evet şu anda ağaçların olmadığı bir şekle getirdik. Bakalım. Evet böyle de aslında fena değil. Böyle de fena değil. Şöyle hocam. Yani fazla ağaç olmasın ama şöyle mesela şunu 20'lere getirsem böyle iyi gibi ya. Aynen böyle iyi gibi. Yani hocam 100'e getirince de gerçekten bir bahçe gibi duruyor. O yüzden pek iyi değil. Ya bu kadar ağaç yeterli artar hocam. Yeşili sevelim ama fazla da gerek yok hocam. Fazla da olursa fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar. Bu arada hocam şey de yapabilirdi ya elemanların atlarının Altından mesela bak Atlarla elemanlar e, Yol alırken alttan bir duman kalkabilirdi Bu da güzel olabilirdi Ayrıca dediğim gibi e, ağaca takılırken bir Atların şahlanmasını görebilirdik Ama atlar dümdüz ilerliyor Onu getirebilseler çok iyi olur yani Gerçekten bayağı gerçekçi olur Umarım yapılabilir. Yani umarım yapılabilir. Ee, o şey var. O potansiyel var. Sterant v yapımcılarında. Bakalım. Yani ilerleyen aşamalarda dediğim gibi oyun kendini çok iyi yerlere getirebilecek e, potansiyele sahip. Bunu yaparlar diye de düşünüyorum. Şu anda Selçuklu önde. Selçuklu önde şu anda. Evet Moğollar aslında ödüğümüz kadar da iyi değil. E, Moğolları sadece birlikteliği, asker sayıları falan fazla oluyor kayıtlarda. Cengiz Han'ı 250-300 askerle gezerken görebiliyoruz. E, diğer normal lordlarını bile en az 100 ile 150 ile görüyoruz yani hocam. Selçuklu'da biraz o yok. Selçuklu biraz daha dağılmaya müsait. E, o yüzden sürekli zaten hani erkenden yıkılıyor. Çoğu seyirlerde biz bunu gördük. Hani %90'ında diyelim. Şu anda Selçuklu hala önde. Selçuklu hala önde götürüyor. Bu arada Selçuklu, Harzemşahlar, Eyyubiler. Bu üç devletin asker birlikleri birbirine benziyor zaten. Şöyle bakalım. Şurada bir kapışma var. Evet. Şuradaki kapışmaya gidecektim ama ulan neyse dur gidemedim. Şöyle hocam yine bir kamerayı büyütelim. Bir dakika lan ha. Evet bakalım. Ya yani Selçuklu'nun buradan vereceğini düşünmüyorum. Buradan vereceğini düşünmüyorum. Şu anda bekliyoruz bakalım. Son artık Moğollardan 250, Selçukludan 280 kişi aslında pek fark da yok. Pek fark da yok abi Moğollarda her an çevirebilir. Evet hocam şu anda Moğollardan 139, Selçukludan 153 kişi var sahada. Bakalım hocam baya yakın sonuçlar. Şu anda gerçekten merak ediyorum. Ee, sonuç ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Moğollardan her an bir atak görebiliriz. Oyunu çevirebilirler. Bakalım. Evet, şu an Selçuklu önde götürüyor. 14, 10, 13 farklı. Şu an önde götürüyorlar. Evet, farkı açmaya devam ediyorlar gibi. Aynen. Farkı açmaya devam ediyorlar. Bakalım. Ya buradan Selçuklu vermez muhtemelen. Buradan Selçuklu vermez. Sadece Moğolların son 50 kişilik takviye birliği de sahaya indiğinde biraz Selçuklu'dan fazla eleman olacağı için sahada o zaman Selçuklu bir zorlanabilir ama en son gelen 50 kişilik yine bir takviye birliği Selçuklu'yu rahatlatır diye düşünüyorum. Bakalım. Moğollardan son artık 108 kişi. Selçuklu'dan 127 kişi var. Evet. Hızlı ölümler görüyoruz. Şu anda seri yakmaya başlıyor gibi. Evet şu anda mesela Moğollar bir atak yapabilir. Şu anda sağa 100 kişinin birden sağda olması Moğollara bir avantaj sağlayacaktır. Sağda gördüğünüz gibi yavaştan Selçuklu'dan hızlı ölümler başladı gibi. Şöyle bakalım. Evet Tabi bu takviye birliğinin ne olduğu da önemli. Hepsi atlı olursa bayağı zorlanırlar. Ama hepsi e, elit kılıç olursa mesela pek bir fayda etmez. Evet. Şu anda Selçuklu önde götürüyor. Rahat şekilde önde götürüyor. Ki buradan alacaklarını dediğim gibi düşünüyorum. Bakalım. Acaba normal yaptığımız karşılaştırmada hangisi almıştı? Onu da sonucunu merak ediyorum. Ona da videodan sonra bir bakarım hocam ben. Evet bir havadan uçtu yine. Şu havadan uçtu. Ona bir denk geldim gibi. Havadan uçtun hocam az önce. Yani ee, düzeltilmesi gerekenleri burada söylemem gerekirse. Evet yine havadan uçtu hocam. Ağaca çıkmaları görebiliyoruz. Ağaca çıkmaların düzeltilmesi lazım. Kesinlikle bunun düzeltilmesi lazım. Ayrıca atlar tümsekten giderken bir havaya doğru uçma e, havası veriyor. Onların da bir düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi başka bir şey bulmadım. Ee, diğer gerçekten gelenler iyiydi. Otlar olsun, ağaçlar olsun biraz daha iyi olmuş. Manzaranın değişmesi gerçekten hoş duruyor. Ee, bu kadar. Şu anda Moğollardan son 30 kişi artık buradan Selçuklu vermez. İmkanı yok. Anadolu Selçuk Devleti bu karşılaştırmadan galip ayrılacak gibi. Öyle duruyor. Son artık 30 kişi Moğollardan hızlıca eriyorlar. Dediğim gibi hocam burada karşılaştırmalar yapmamızı istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Ve hangi askerleri, hangi ülkelerin askerlerini karşılaştırmamı istiyorsanız orada yorumlarda belirtin. Veya illa bir ülke olmasına da gerek yok. Eşkıyalar da karşılaştırabiliriz. Bunları da yaptık. Hani 150 tokçu ile 3000 eşkıya falan. Bu şekilde videolarımız var. Selçuklu Devleti muhtemelen 48 farkla alır diye düşünüyorum. 48 fark bekliyoruz. Şu anda Moğollardan iki öldürme daha görebilir miyim diye bir bakıyorum ama 50 farkla alacak gibi duruyor. Bakalım. Bakalım hocam. Evet. Sanırım 50 farklı alacak. Son 3 kişi Moğollardan. Son 2. Evet 49 fark. Son 2. Hala 2. Hala 2. İyiydi ama karşılaştırma biraz uzun sürdü gibi. Yani kaydın zaten çoğu kısmını kestim sayılır. Uzun sürdü. Yani normalde bu kadar uzun değildi. Burada biraz uzun sürdü gibi. Ee, zaten bunu kısaltırız hocam editleyerek. Kısa bir hale getiririz. Son bir kişinin peşinden koşuyorlar bak. E yakala hocam ya. Bir eleman yakalayacaksın ha. Evet. Lan hocam aldık mı sayak hadi ya. Evet onu da hallettiler hocam. Bu videomuz da bu şekildeydi. Dediğim gibi ben beğendim. Gelen güncellemeyi. Ee, buna da bir göz atmaya çalıştık elimizden geldiğince. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, alta dediğim gibi videonun pardon oyunun linkini bırakacağım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.